iş borçlanma borcum derdim yoktu. Hani ben derler diye iş borçlarımı öldürdü ne ya iş borçlarımı bardağın yarısı doludu deyip geçiyordum. Çünkü o parayı borçlanıyorsun. Devletlerin tamamına ilk pandemi başlarken 3 trilyon dolara yakın parayı karşılıksız basma yetkisi verildi. Bu parayı karşılıksız basmayı hala tamamlamamış olan tek ülke Türkiye'dir. Niye kullanmadı? Çünkü ihtiyacı olan işsizlik sigortası yoluyla karşıladı. Yani bizim kendi işçilerimiz zamanında soğutulmuş bu yöntemler. İş borçlanma şeyi yok. Bu konuda bireysel emekliliğinde belli önemli bir payının dövize ya da buraya yatırılması gerekiyor. Yani böyle borsada oynayalım, kaybedelim şey yok. Bu böyle olunca Türkiye'nin bu sorunları nereden doğuyor acaba? Bu sorunları parasının itibarsızlaştırılmasından doğuyor. Çünkü Türkiye, ben söylüyorum bir Allah'ın kulu da gelip ya bu hesabı beraber yapalım demiyor. İki taraf da siyaseten birbirlerine böyle bakıyorlar. Biri diyor ki ben yakaladım bir 28'i, diğeri yok benim böyle bir şeyim. Ama hiç kimse tartışmıyor. Bu para Türkiye'nin geçmiş soyulma parasıdır. Biraz evvel bahsetti Doğan Bey, ben söyleyeyim. Türkiye ekonomisi yöneten benim. Sayın Başbakan'ın o zaman siyasette yasaklıydı. Açıklaması var kendi bakanlarına. Hiçbiriniz itiraz etmeyin. Böyle şey tablosu almıyorsunuz. Ağlama ta şeyi yapmayın. Bu konuda da benden devralırken dönemin e, Ekonomi Bakanı Ali Babacan dedi ki bu ekonomiyi bize iyi de öğretiyorsunuz. Çünkü bizim geleceğimizi halk gördü onun için ekonomi iyileşmeye başladı. Olur mu? Biz bunun şeyini yaptık yani ağladık yani bu konuda o e, deprem sonrası yaşanan krizler Türkiye için olan oyunlar yani aynı filmi yaşıyoruz bakın ve bugünlerde sürekli af gelecek. Bu af kimin sayesinde biliyor musun Türkiye iş adamları oturup kalksınlar Zekeriya Temizel'e Zekeriya Temizel nereden buldun yasası getirdiği zaman herkes ona vay hain adam dediler şöyle dediler ekonomiyi bozdun dediler ama onun getirdiği tarihte 6 milyar dolar para toplandı. O krizde geri evine giden para miktarı 7 milyar dolardır. 7 ile 6 arası hissetmedik. İşte bu yöntemi bilen, gören, Türkiye'deki bu ifonlarla oynayan, daha sonra hükümetlerde bile rol alanlar 2004 yılından 2018 yılına kadar evet. bu oyunu çevirdiler. İşte bu çevirmeden dolayı bir... Cumhurbaşkanı da kız, üzüntüsü, kızgınlığı bu. Peki ne yapacak? Niçin şöyle yapılacak? Baştan yaptılar. Milli gelirin hesaplama yöntemi değişti. Aynı yöntemle dönsünler eski milli gelirleri hesaplasınlar. Onlar da ortaya çıkar. Ama hep bunlar iktidar gücüyle ve arada iki partili dönem. Hı hı. Birbirlerinde iki parti de yani ilk defa iktidar oluyor. CHP parlamento dışında kalmıştı, geri geldi. Bakın mesela yılların enflasyon sıfırlamasıdır diye bir olay var. Bugünlerde geliyor tekrar. Ama bir kısmen geliyor. Yeniden değerlemeyi. Beyefendi iş adamı. O enflasyon muhasebesi gelirken herkes savundu. Beni çağırdılar dedim ki ya bu başınıza iş açacak. Güçsüzler güçlülerin yerine vergi ödeyecek. İlk sene herkes ha harika dedi. İkinci sene bir baktılar ki bu farkına varmadıkları bir şey oldu kar etmeyen borçla mal almışsa artık vergi ödemeye başladı. Zengin borçla para satmışsa gider yazmaya başladı. Durdurdular yüzde onlan. Şimdi artık kontrol edemeyecekler. Yüzde onun altına kalmasına enflasyonun bugüne kadar yeniden değerleme yeni vergi kanunuyla getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bunların nedeni şudur. Bir, masa başında oturdukları zaman birbirlerimizi suçlamaya Vazgeçeceğiz susamaktan. Aynı gemide değiliz. Mildi bakmak lazım. Tabii oluyor. aynı evet. gemide değiliz. Aynı zamanda aynı tencerede yavaş yavaş pişirilen kurbağa gibiyiz. Yani o pişirilmeyi hissetmeyiz ama aniden haçlandığımız zaman da işten geçer. Şimdi enflasyonu düşürmek istiyorlarsa önce paranın değerini alacaklar unutmayın. Faiz, enflasyonun üstünde daima iki puan olursa o ülkenin parası korunur. Yani e, enflasyon zengin olan Amerika Birleşik Devletleri karşılıksız parayı basıyor ve hepimize veriyor. Cebimizde 100 dolar varsa Amerika'ya yüzde sıfırla kredi vermişiz evet. demektir. Şimdi bunu yaptığınız zaman biz kendimizi hemen onlara bu ülke böyle bu ülke böyle değil. Benim ülkem üzerinde birilerinin oyun oynamasına artık müsaade etmemeliyiz. Yani ben kahroluyorum ya alenen kahroluyorum. Ne demek bugünlerde madem ki Cumhurbaşkanımız bugün açıklama yaptı. Yarın hemen gümrük vergilerini şeyde kaldırsınlar. Biz ilk yaptığımız iş milliyetçilik budur. MHP ve DSP'nin iktidarında yapmıyorlardı gittik Ecevit'e yapmayın dedik. Oradaki arkadaşlar gittiler Sayın Bahçeli'ye dediler. İlk yaptıkları iş ne oldu biliyor musunuz? Gü şeydeki e, gıdadaki ithalat şeylerini yükselttiler vergilerini. Düşürülmez. Ette düşürdüler, hayvancılığı öldürdüler. Bakın benim bu etteki hayvancılıkla ilgili yaşadığım olayı 1990 Teklopane yılında Elazığ'da konferansını verdim. Hayvancılık ölecek artık. Çünkü bize ucuz satanlar ya da bizi milletvekiliyken de kandırdılar kandık. Şimdi kanmasın kimse. Gelip diyorlardı ki bürokrat düşünceler. Aman ha çabucak geçirelim bu kanunu. IMF istiyor. Dünya Bankası istiyor. Avrupa Birliği Avrupa Birliği istediği neydi? İşte bizim bahsettiğimiz bu tarım kredi kooperatiflerine var ya verilen destekleri kaldırın. Ya bizim bunu okuyup görenler, takip edenler ağzımıza tüy bitti ya. Dedik ki yapmayın. Yapmayın. Çünkü dünyada şu an Avrupa Birliği kendi çiftçisine destek veriyor. Nerede bu yalan? Peki, bir şey ederim. daha söyleyeyim. Totlayalım. Yani bir Totlayalım. şey daha söyleyeyim. Hani herkes şey söylüyor. Şu anda kanununda ülkesinin işsizliğiyle ülkesindeki diğer eksik ekonomik faaliyetlerle büyümeyle ilgili olmayan tek Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası'dır. Türkiye Merkez Bankası'nı faize endekslemişiz. Onun için faiz tartışması yapılıyor. Faizi istediği kadar düşürdü. Düşününce ne oldu? Dolar arttı. Merkez Bankası'nın Dolla... rezervi şu an 122 milyar Efendim o rezervi olmuş. de anlatayım. Artık modern rezerv, hayır modern rezerv yöntemini Cumhurbaşkanlık ikna yanıltıyorlar. Ben ona üzülüyorum. Ya. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na kendi Peki, kadroları Peki. yalan söylüyor. Peki, Bakın aynen ediyorum. bu lafı söylüyorum. Niye yalan söylüyor? Niye yalan söylüyor? Çünkü diyor ki efendim dövizimiz arttı, rezerv artmıyor. Senin borcun giderse o kadar rezerv var diyor. Ama derse ki Sayın Cumhurbaşkanımız altın rezervimiz arttı, o bizimdir. Rahatlıkla diyebilir. Ama dedirtmiyorlar. Bakın. Normal hani borç rezervi içinde söyletiyorlar. O borç rezervi içinde Borcun da ne kadar artmış diye sorarlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'na hata yaptırtmasınlar. Bu hata Cumhurbaşkanı tarafları değilim. Ona oy vermiş kişi değilim ama onun vatandaşı olan yani yönettiği bu ülkede Etkilenen, olumsuz etkilenenlerden biri benim biri sizsiniz, biri sizlersiniz. Peki, teşekkür ederim Mansur Bey, sağlınsınız. Ee, Sözleri aslında Mansum Bey açık ve net. Ee, ama benim sorum size şöyle: Hı. Önümüzdeki seçimlerde esas belirleyici olan e, ekonomi mi olur? E, sizce iktidar burada nasıl?